Shelby ve Jonathan Skiddes, 2 yaşındaki kızları Sophia'nın sadece alerjiden muzdarip olduğunu düşündüler. Küçük kız kendini iyi hissetmemeye başlayınca dünyaları alt üst oldu. Ancak Sophie bir gece nefessiz kaldığında Shelby ve Jonathan kızlarını hastaneye götürdüler. Ve burada hiçbir ebeveynin duymak istemediği haberi aldılar. Doktorlar küçük Sophie'nin göğsünde beyzbol büyüklüğünde bir kitle keşfettiler. Selin Fopan teşhisi konulan genç kız bir anda hayatının mücadelesine girdi. Ne yazık ki agresif kemoterapi kanserinin yayılmasını durduramadı. Bunun yerine tedaviler Sophie'nin yürüme, konuşma, ellerini kullanma ve yemek yeme yeteneğini etkiledi. Zayıflamış vücudunun kök hücre nakline ihtiyacı vardı. Sophie hayatı için savaşırken Shelby tek endişesinin Sophie'nin tedavi edildiği ve kızının yanında sayısız saatler geçirdiği hastanede nasıl davranıldığıydı. Sophie'nin odasındaki kanepede oturan Shelby, hemşirenin fark edilmemek için çok çabaladığını fark etti. Ama Shelby izliyordu. Hemşirenin arkası dönükken bir fotoğraf çektikten sonra Shelby kızının bakımı sırasında tanık olduğu her şeyi anlatırken "Seni görüyorum." yazılı fotoğrafı sosyal medyada yayınladı. Ayrıca "Kızım seni görüp ağladığında yüzünün biraz düştüğünü görüyorum. Onun korkularını hafifletmek ve onu kazanmak için pek çok yol deniyorsun. Onun bandajlarını yapıştırmaktan ya da çıkarmaktan çekindiğini de görüyorum. Her zaman hayır diyorsun ve bir gün içinde çoğu insanın teşekkür ettiğinden daha fazla özür dilerim" diye yazdı. Ama Shelby'nin tüm gördüğü bu değildi. Shelby, hemşirelerin telefonları koridorun aşağısında çalarken hemşirelerin bir çocuğun odasına kol dolusu ilaç ve malzeme taşıdığını gözlemledi. Geceleri fazla gürültü yapmamak için çok uğraştıklarını ve onlara biraz sıcaklık ve rahatlık getirmeyi umarak hasta çocuklara yorgan örterken küçük kel kafalarını okşadıklarını gördü. Shelby onları ağlayan anneleri ve yapayalnız bebekleri tutarken görmüş. Hemşireler çok hasta ve bazen ölmekte olan çocuklara bakmak için 12 saat boyunca kendi hayatlarını bir kenara atıyorlar ve ne olursa olsun her odaya bir gülümsemeyle giriyorlar. "Seni görüyorum. Hastaları olmadığında bile onların Sophia'yı kontrol etmeye geldiklerini gördüm ve hastaların neye ihtiyaçları varsa gerektiği kadar çok telefon görüşmesi yaptıklarını gördüm. Kızımı kontrol ettiğin kadar beni de kontrol ediyorsun." Personelin onun için ne yaptığını anlayan Shelby, her konaklamayı herkes için nasıl daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını gördü. Shelby, yeni çocukların penceresindeki mükemmel çizgi film karakterini resmetmekten, çocuğa coşkuyla tezahürat etmeye, hemşire istasyonunda tur atmaya ve hatta nerf silahlarıyla oynamaya kadar her şeyi gördü. Miniklerle el ele tutuştuğunuzu, kirli çarşafları değiştirdiğinizi, ebeveynler için tıbbi konuşmaları tercüme ettiğinizi ve özellikle sert bir odadan çıkarken gözlerinizi sildiğinizi görüyorum. Eldiven, maske ve önlük giydiğinizi görüyorum. Sonra çocuklar için sarmaşık bir zehirli kemoterapi torbası asmadan önce duraksıyorlar," diye devam etti Shelby, minnettarlığını ifade ederek. "Seni görüyorum, hepimiz seni görüyoruz. Atıştırmalık sepetleri veya kartlar ne kadar takdir edildiğinizi tam olarak ifade edemez. Siz bizim için her gün İsa'sınız. Çocuklarımız siz olmadan ihtiyaç duyduklarını alamazlardı. Benim gibi anneler sensiz aklı başında ya da incinmezler. Bebeklerimizi kurtardın ve biz bunu sensiz yapamayız," diye sonlandırdı. Tüm yaptıklarınızı gören ve bunun için sizi çok seven bir anne olan gönderiyi imzaladı. Shelby'nin içten duyguları benzer deneyimlere sahip diğer ebeveynleri etkiledi ve aynı zamanda hemşirelerin pediatri biriminin bel kemiği olduğunu gördü.